Sabah geldiğimde baktım pazara hararet yapmış. Radyatörüm yok. Gittim sanayiye. Radyatör ararken bütün tamircilere söylüyorum. Baba radyatörümü çalmışlar. Aynı geçen kaç yıl önce çevrilen bir Vizyon Tele filmi vardı. Yani espri yapıyor. Baba akü yok. Akü komple yok. Bizim de aynı o meseleye dönüştü. Bir sabah kalktım radyatör yok. İnşallah bu sıkıntılar bir daha da yaşanmaz. Yani tam iftar vaktinde, iftar saatinde biz evimize giderken sizin eve gelip şöyle şu şekilde radyatörü buradan söküp götürüyor. Ben de orayı fark etmemiştim. Sabah pazara geldiğimde bir baktım hararet yükselmiş. Radyatör yok. Şimdi defalarca daha önceden aracıma hırsızlar girdiği için emniyete biz bildiri verdik. Bir çözüm çıkmadı. Ben de kendimce arabama asma kilit yaptırdım. Daha sonradan şuradan hem asma kilitin böyle çelik kapı kilidi olacak şekilde. Olur da kilidi açmazsa, camları kırarsa camın arkasına böyle komple kapatacak şekilde sac yaptı. Daha sonra gelip arka kapıya da aynı şekilde bu kilit önlemlerini yaptıktan sonra bir de şuraya böyle menteşeli kilit yaptık. Hem üstten hem alttan koruyacak şekilde. Dolayısıyla aracın bütün kapılarını şu şekilde kilit önlemi aldık. Pazar esnafıyım. 10-15 yıl boyunca pazarcılık yapıyorum. Ailemin geçimini bu şekilde sağlıyoruz. Görüntüleri alıp emniyete verdim. Ondan sonra bir sonuç çıkmadı. Görüntüler net değil dediler. Ben de kendimce araba asma kilitleri daha güçlendirmek için bir de çelik kapı kilidi yaptık. Camları içeriden sajlarla kapattık. Yani velhasıl hırsızın içeri girme şansını hemen hemen sıfıra indirdik. Geçenlerde iftar saatinde biz tam ezan okuduğu sırada evdeyiz. Tabii hırsızlar yine dadanmışlar. Bu sefer radyatörümü çalmışlar. Aracın radyatörü. Ben de fark etmedim. Sabah pazara geldiğimde baktım aracım hararet ediyor. Etrafına baktığım zaman incelediğimde radyatörü komple söküp götürmüşler. Bu sefer tabii insan çileden çıkıyor. Tekrar emniyeti çağırdım, polisleri çağırdım, ifade aldılar. Görüntüler bu sefer kamerayı incelediğimde daha net. Tek bir şahıs geliyor. Kamerada net açıdan yakalanmış. Verdik görüntüleri. İnşallah bu sefer çözüm olur. En azından yakalanır. Bu sıkıntıları bir daha yaşamayız. Görüntüleri sosyal medyada da paylaşmışsınız. Sosyal medyada da paylaştım. Doğrudur. Dedim en azından tanıyan bilen varsa bir haber verir. Olur bir tanesinin başkasının da canını yakmışsa, teşhis etmişse gibisinden. Sosyal medyada da paylaştım. Böyle tanıdığım her yere haber bildirdim. İnşallah bir an önce yakalanır. Çünkü emniyet yakalarsa cezası neyse verilsin. Cezası verilmezse biz bu acıyı yaşadıkça hep içimiz kinleniyor. Daha bir hırslanıyoruz. Olur da emniyetten önce biz yakalarsak mutlaka bir sıkıntı yaşanır ya ondan ya bizden. Bir önce emniyetin bu üzerinde düşmesini isterim. Kaç yani. Kaç defa oldu hırsızlık olayı şu an? Yani bu radyatörle beraber son 5-6 ay içerisinde toplamda 5 defa hırsızlık oldu. Bunu gelip alalım. Ben bir iki tane tahta indireyim. Yok, burada şey, makine dayanmadı. Şey, makine dayanmadı.